Herkese merhaba, hepiniz Cihat Fizik'e hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle 3D yayınlarının Türkiye genelinde uygulamış olduğu bir ayete denemesinin fizik sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Aralarındaki açı 10 derece olan çizgilerle dilimlere bölünmüş yatay dairesel masa yüzeyinin merkezi olan o noktasının üzerinde kesişen ağırlıksız ve esnemeyen iplerle oluşturulmuş şekildeki sürtünmesi düzenek dengededir. Özdeş, kafelerde bulunan ve zemine temas etmeyen K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları sırasıyla G, K, G, L ve G, M olduğuna göre. Bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. K, L ve M ipleri masa yüzeyine paralel olup sırasıyla 130 derece. Şurası 130 dereceyi gösteriyormuş. 280 derece, Şurası ise 280 dereceyi gösteriyormuş. Ve yine 360 derece çizgilerindeymiş. Şurası da 360 dereceyi yani 0 derecenin olduğu yeri gösteriyor. 0'dan 130'a K ve M ipleri arasındaki açı 130 derece olmalı. Yine 280'den 360'a ise buradaki açımızda 80 derece olmalı. Haliyle 280'den 130'u çıkarınca Şuradaki açının da 150 derece olduğunu görmüş olduk. K'nin ağırlığı aşağı doğru GK olarak gösterilsin. Bu durumda şu ipteki gerilme de K'nin ağırlığına eşit olmalı. İp gerilmesini yukarı doğru T olarak gösterirsem T de GK olacaktır. Bir ipin her yerinde aynı gerilme var. Haliyle buradaki ip gerilmesi GK oldu. O noktasını ekranın soluna doğru çekmekte daire üzerinden. L'nin ağırlığına GL diyecek olursam şu ip gerilmesi GL'ye eşit olmalı. Bunu da şu şekilde yazarız. GL M'nin ağırlığına GM diyecek olursa, M'yi taşıyan ipteki gerilme kuvveti GM'ye eşit olmalı. Aynı ip olduğundan burası da GM olarak çizildi. Bu durumda 3 kuvvet dengesi olduğundan ve kuvvetler birbirlerini dengelediğinden küçük açı karşısında büyük kuvvetin bulunması gerekiyor. Yani 80 derece en küçük açı sonra 130 derece Sonra ise 150 derece gelmekte. 80 derecelik şu açının karşısında GK bulunmakta. 130 derecelik şu açının karşısında ise GL bulunmakta. Buraya da GL yazıyorum. 150 derecenin karşısındaki şu açıda ise GM kuvveti bulunmaktadır. Bu durumda küçük açı karşısındaki kuvvet en büyük olduğundan GK büyüktür GL. Bu da büyüktür GM olmalı. Cevap da Adana'da bulunmalı. 6 eş parça oluşturacak şekilde yüzeyi çizilen yatay konumdaki dairesel P levhası K, L, V, M noktalarına bağlı düşey iplere uygulanan F, K, F, L ve Fm M büyüklüğündeki kuvvetlerle şekildeki bir dengelenmiştir. P levhasının ağırlık merkezi G noktasında olduğuna göre F, K, F, L ve Fm arasındaki ilişki nedir şeklinde bir soru sorulmuş. Evet ağırlık merkezi tam şurada ve yukarı doğru Fk. K, FL, FM kuvvetleri bu P levhasını dengelemişler. Evet dikkat edilirse L ve M levhaları arasındaki açı 120 derece. 60, 60, 120 ve tam birbirlerinin karşısındalar. Bu durumda FL ve FM kuvvetlerinin bileşkesi onun tam karşısındaki şu nokta üzerinde olmalı. Buraya FL artı FM deriz ki ve L'nin hem bu noktaya M'nin de hem bu noktaya olan uzaklığı şu iki açı birbirine eşit ve 60 derece olduğundan eşit olmalı. Yani M kuvvetinin FL artı FM'nin bulunduğu yataya uzaklığı X kadarsa L'nin de yataya olan uzaklığı X kadar olmalı. Bu uzaklıklar birbirlerine eşit olduğundan bakın buraya göre tork alırsan FL çarpı X eşittir FM çarpı X olur. Yani uzaklıklar eşit olduğundan zaten F, L kuvveti FM kuvvetine eşitmiş. Bu seçenekte yalnız tek şıkta gözüküyormuş. Peki K'nin asanlarım. Bakın K'nin şura uzaklığı şuydu. Fakat L ve M'nin uzaklığı buydu. Bu uzaklık hakkında kesin bir şey söylemek zor gözüküyor. K'de şöyle yapabiliriz. Bakın M'yi yalnız bırakacak olur. K ve L'nin bileşkesini bulacak olursam. M'nin bileşkesiyle K ve L'nin bileşkesi yine G'nin olduğu yerden, ağırlık merkezinin olduğu yerden geçmiş olmalı. Bu durumda K, V, L'nin bileşkesinin şu doğru üzerinde olması gerekiyor. Yani K artı L, F, K artı F, L burada olmalı ki ağırlık onun biraz daha sol tarafında, yani ekranın soluna doğru olduğundan K, bileşkesi K'ye daha yakın olmalı. Yani şu uzaklık D1, şu uzaklık D2 ise D1 uzaklığı D2 uzaklığından küçük olmalı. Fk artı f'den olduğu şu noktaya göre tork alırsam bakın dikkat edilirse bu nokta şu yatay çizgi üzerinde değil de k'ye biraz daha yakın olmalı. Sebebi g'nin o'dan biraz daha k'ye yakın olması. Bu durumda fk çarpı d1 eşittir fl çarpı d2 oldu. d1 d2'den küçük olduğundan fk bölü F -L oranını şöyle yazabiliriz. D 2 bölü D 1 şeklinde yazabiliriz. D 1 küçükmüş. D 2 bölü D 1 oranı birden büyük olur. Bu da FK K bölü F -L oranının birden büyük olduğunu yani F -K nin de F büyük olduğunu gösterecektir. Bu durumda cevap C olarak teyit edilmiş olacaktır. Soruyu ilk gördüğünüzde şöyle de yapabilirsiniz. K G'ye göre torklarının sıfır olması gerekiyor. FK kuvvetinin G'ye dik uzaklığı şu. L'nin G'ye dik uzaklığı bundan biraz daha büyük. Bak bu R'den az, yarı çaptan az. K'ninki R'den şurası R'den az. Fakat L'nin G'ye olan uzaklığı R'den fazla. M'nin de G'ye olan uzaklığı R'den fazla ve bu uzaklıklar birbirlerine eşit. Uzaklığı küçük olanın kuvveti daha büyük olmalı. Çünkü bileşke kuvvet büyük kuvvetin hayalını olmalı. Bu uzaklıklara göre toplam torku da aldığınızda K'nin büyük olması gerekiyor. FK büyük olmalı. Bakın şurada dik uzaklığı şöyle bulabiliriz. Bu dik uzaklıklar eşit olduğundan M ve G olan şu dik uzaklıkları eşit olduğundan bu durumda L ve M kuvvetlerinin büyükleri eşit. K ise G daha yakın olduğundan FK kuvveti daha büyük olmalı. Cevabı bu şekilde yine C olarak da bulabiliriz. Doğrusal yolda bulunan K, L ve M arabaları şekildeki konumlarında durmaktayken K arabası t eşittir sıfır anında, L arabası ise K arabası harekete geçtikten bir saniye sonra, yani L de birinci saniyede, M arabası ise L'den bir saniye sonra, ki bu da ikinci saniyede harekete geçiyor. Eşit büyüklükteki ivmelerle onar saniye boyunca doğu yönünde hızlanıyorlar. Buna göre 1-2 saniye zaman aralığında, 2 yine 1-2 saniye zaman aralığında, 3-2-3 saniye zaman aralığında nokta nokta şeklinde verilen yargılarından hangileri doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. K, L ve M araçları hep doğu yönünde gitmekte. O halde 0. saniyede zaten K harekete başlamıştı. 1 saniye sonra K'nin hızı V olsun. L hala harekete geçmemişti. Yeni harekete başlamıştı. Durgun bu durumda. M hala yine durgun harekete geçmedi. İkinci saniyede ise K hızını artırdı. KLM'nin ivmeleri aynı olduğundan hız değişimleri aynı olsun. İvme eşittir. Hız değişimi bölü zaman. Geçen zamanlar aynı. Yani hız artışları da aynı olmalı. İvmeler aynı olduğu için. Bu durumda hepsinin hız artışını v kadar alayım. Ken hızı v kadar artar. Kenin hızı v kadar artacağından hızı 2v oldu. L de 0. saniyede harekete başlamış, hızı sıfırdı, hızı v oldu. M şu anda harekete başlayacak ikinci saniyede. Bu durumda üçüncü saniyeye geldiğimizde ise Ken hızı v kadar artıp 3v, L'nin hızı v kadar artıp 2v, M'nin hızı ise v kadar artıp v olmalı. Tabloyu oluşturduğuma göre yargılara bakabilirim. 1. Bir, birinci saniye ve ikinci saniye zaman aralığında. Yani 1 ile 2 zaman aralığında. K aracının L aracına göre hızı sabittir. Ya K'nin hız artışı V kadar. İlk durumda bakın birinci saniyede K'nin hızı ve L'nin hızı sıfır. Bağlı hız hesabı yapılırken hareketler aynı yönde gidiyorsa hızlarının farkı birbirlerine göre bağlı hızlarını verir. Bu durumda 1 ve 2 saniye zaman aralığında K aracının L aracına göre hızı sabittir demiş ya. V eksi 0 şuradaki bağlı hızımız V oldu. K ve L için. Yine ikinci saniyede ise 2 ve eksi V eşittir V oldu. Hmm, bunlar birbirlerini hep V ile görmüşler. Çünkü hız artışları aynıydı. Bu durumda birbirlerine göre hızları sabit oldu. Birinci ve ikinci saniye zaman aralığında k ile araçlar arasındaki uzaklık artar. Ya bakın l'nin hızı sıfırken ve x kadar ilerlemiş ivmeli harekete göre. Daha sonra ise 3x kadar ilerliyor. x, 3x ve 5x kadar yollar alıyor. Bu durumda l hala durgun ve l birinci ve ikinci saniye arasında hızını sıfırdan v'ye çıkardığı için x kadar ancak yol alabilmiş. k 1 ve 2 saniye arasında 3x kadar yol alırken L ise x kadar yol almış. Yani KL'ye 2x kadar fark atmıştır. Bu süreç içerisinde bu zaman aralığında aralarındaki uzaklık da artmış olur. 2 doğru oldu. 3, 2 saniye tire 3 saniye zaman aralığında K aracının şoförüne göre M aracı batı yönünde gitmektedir. 2 ve 3 saniye arasında bakın K zaten doğuya 2V ile gidiyor. İkinci saniyenin başında m ise şu anda sıfır. Bu durumda m'yi ne olarak görür? k m'yi batıya doğru 2 v şeklinde gidiyormuş görecektir. Üçüncü saniye geldiğimizde ise k'nin hızı üçüncü saniye başında 3 ve'ye çıkmakta. Bu k'nin hızı. m'nin hızı ise ancak v olmaktadır. İki hareketin ayaklarını bağlarsam men hızı da doğuya doğru v oldu. Bu durumda k gözlemci olduğundan k şoförüne göre dediği için k m'yi batıya 2 ve hızıyla görecektir. Her iki durumda da m'nin hızı k'ninkinden küçük olduğundan ve m k'nin gerisinden harekete başladığından k m'yi batıya hareket ediyor görecektir. 3 de doğru oldu. Cevap E seçeneğinde bulunmalı. Kalınlığı her yerinde aynı olan eşit kare bölmeli türdeş kelevhası şekildeki gibi dengedeyken x ve y iplerinde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla tx ve ty oluyor. Kelevhasından taralı parçalar birlikte çıkarıldığında niceliklerinden hangileri değişmez? 1. tx ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğü, 2. y ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğü ty, 3. kelevhasının Kütle merkezinin yerden yüksekliği demiş. Bakın K levhasının kütle merkezinin yerden yüksekliği şuydu. Yani yerden yüksekliğe H demiş olayım. Şu iki parçayı çıkardığımızda bu iki parçanın kütle merkezi ise şurası olacaktır. Kütle merkezinin sol tarafından iki levha kadar bir ağırlık çıkmış oldu. Bunu eksi iki olarak gösterdim. Bakın kütle merkezinin sol tarafında bir hafifleme olduysa kütle merkezi bu hafiflemenin tersine kayacak. Yani kütle merkezi şu civarda olacaktır. Yine aynı doğrultu üzerinde bulunmalı ki bu da yere yüksekliğin yine h olduğunu gösterir. Yere yüksekliği değişmedi. 3 doğru oldu. Tx ve Ty ip germelerin değişip değişmediğine bakalım. İlk durumda levhanın toplam ağırlığı 16 birim kare kadar. Bu durumda her bir levhan ağırlığına P ya da G diyecek olayım. G diyeyim veya bir, bir diyeyim. Her bir levhanın ağırlığına 1 demiş olayım. Bu durumda x ipinin tam dibindeki ağırlık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 birimdi. Yani şuraya 8 birim yazabiliriz. 8 birim kare veya 8 yazabiliriz. Geri kalan 8 parçanın ağırlık merkezi ise bakın tam şu ortası oldu. Bunu da 8 olarak yazalım. Yukarı doğru tx ip gerilmesi ve yukarı doğru t'ye ip gerilmesinin toplamı tx artı t'ye aşağı 8 artı 8 yani 16 parçanın ağırlığını vermeli. Ya bak zaten şu yeşil tx ipi 8'i direkt taşıyor. O zaman buraya 8 diyebiliriz. 8'i direkt taşıdığı için. Fakat şu mavi 8 var ya bu hem tx hem de t'ye tarafından taşınmakta. Bu durumda ben bunu tx ve t'ye orantılı bir şekilde bölerim. Şu uzaklık 1, şu uzaklık 2 olduğundan şuraya göre tork alırsam tx çarpı 2 eşittir ty çarpı 1 oldu. Bu durumda t'ye ip gelmesine k, tx ip gelmesine 2k dersem yukarı doğru 2k artı k aşağı doğru 8'e eşit olmalı ki buradan k 8 bölü 3 çıktı. k t'ye yani T'ye 8 bölü 3 kadarlık bir gerilme düşüyor. Fakat Tx ise bunun 2 katıymış 2K'ymiş. Buraya da 2K yani 8 bölü 3 çarpı 2'den 16 bölü 3 kadarlık bir gerilme düşmüş olmalı. Bakın diyor ki K levhasından taralı parçalar çıkarıldığında. Taralı parçayı çıkardığımızda şuradan 2 parça çıkıyor. Bu çıkan 2 parçanın ağırlık merkezi Yine daha önce göstermiş olduğum şu yeşil 8'in üzerinde. Yani şuradan 2 parçalık bir kısım çıkmış oldu. Dolayısıyla 8 eksi 2'den burası 6 olacaktır. Yani x'e düşen gerilme 8 iken şimdi 6 olmalı. 6 artı 16 bölü 3. Hocam 16 bölü 3 niye değişmedi? Ya şu parçaların şu çizdiğim 8 parçanın Ağırlık merkezi yine 8 olarak duruyor. Bu 8 yine 2 ve 1 ile yani 2K ve K ile orantılı bir şekilde paylaştırdığımda yine TX'e 16 bölü 3, TY'e Ty ise 8 bölü 3 düşmeli. Yani TY 8 bölü 3 olarak kalmalı. Çünkü TY şuradaki ağırlığı taşımıyordu zaten. Bu durumda TX bakın azalacak. Çıkan 2 parça kadar TX azalmış olacak. TY ise değişmeyecektir. Cevap 2 ve 3'ün birlikte bulunduğu seçenek E, Edirne olmalı. Düşeği doğrultudaki paralel ışın demetiyle aydınlatılan ortamda Kerem, bir ucunu O noktasında tuttuğu ipin diğer ucuna bağlı taşı düşey düzlemde şekilde gösterilen ok yönünde döndürerek ip kopuyormuş. İp koptuktan delta t süre sonra taşın hızı ile taşın yerdeki gölgesinin hızı eşit ve ve büyüklüğünde oluyor. Buna göre K, L, M, N ve P noktalarından hangisinden geçerken taşın bağlı olduğu ip kopmuş olabilir. Hava direnci de önemsizdir diyor. Taş N noktasında kopmuş olsaydı bakın şöyle sola doğru bir hareket izleyecekti. Ve bu hareket yatay atış hareketi. Yatay atış hareketi olduğu için gölgenin sola doğru ilerleme hızı ve gölge diyelim. Gölgenin hızı aynı zamanda şu yataydaki x hızına eşit olmalı. Sürekli eşittir bu. Çünkü aynı sürede gölge ile cisim aşağıda aynı noktada buluşmuş olacaklardır. Ne aradım? cevap olamaz. Çünkü bir süre sonra hızları eşit büyüklükte olur diyor. Bu durumda neyi sildim seçeneklerden. M notasında kopsaydı cisim yukarı doğru çıkacak sonra tekrar aşağı doğru gelecektir. Fakat gölge ise hep olduğu yerde kalacak. Bu durumda gölgenin hızı sıfır. Fakat M'den kopan taş ise sürekli hareket halinde ve bir hıza sahip. de aradığım cevap olmadı. K noktasından kopması ile N noktasından kopması aynı şeyi ifade eder. Yatıdaki gölgenin hızı dağımlı K noktasındaki hızına eşit olmalı. Bu da aradığım cevap olmadı. Çünkü dağımlı değil. Bir süre sonra diyor. Tel süre sonra diyor. Bu durumda bakın bir P kaldı elimde. P'ye bakalım. P'de ise iki bileşen var yine. Biri x'teki bileşen. Diğer hız bileşeni ise V'ye olsun. Y'deki bileşen oldu. İp P noktasından koptuğunda P noktasındaki cisim şekildeki hareketi yapar. Ve gölgesi de tam şuradadır. Gölge sola doğru ilerler ve x hızıyla. Yani gölgenin hızı hep ve x'e yatay hıza eşit olmalı. Bu durumda P miydi? P'de aradığım cevap olmadı. İp L'de kopmuş olsaydı L'deki taş yani cisim eğik atış hareketi yapıp şöyle aşağı doğru düşecekti. Taş tam tepe noktasına geldiğinde sahip olduğu hız Vx'i yani yataydaki hız olmalı ki yataydaki hız da gölgenin hızına eşittir. Çünkü gölge yatayda yol aldı. Aslında soru bizden şunu istiyor. Gölgenin hızı yataydaki hız. Yani yataydaki hıza ne zaman bir süre sonra eşit olur diyor. Tam tepede sadece Vx hızına sahip oldu. Çünkü düşeydeki ve hızı tam tepeye doğru gelirken yer çekimi ivmesini etkisiyle azalıp tepede sıfır oldu. Haliyle t süre sonra ve x hızından başka bir hız kalmayacak. Bu da yataydaki gölgenin hızına eşit olacaktır diyoruz. Cevap B seçeneğinde bulunmalı. Havasız ve kütle çekimsiz ortamda durmakta olan L astronotuna doğru sabit ve K büyüklüğündeki hızla artı x yönünde hareket eden k astronotu şekil 1'deki gibi. KVL astronotları çarpışma sonucu kenetlenerek şekil 2'deki gibi artı x yönünde dönmeden ve ortak büyüklüğündeki hızla hareket etmeye başlıyorlar. Buna göre çarpışma sonucunda birlikte hareket eden KVL astronotları ile oluşan sistemin toplam momentumu niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Momentum korunduğu için önceki momentumu sonraki momentuma eşitlememiz gerekiyor. Momentum vektörel büyüklük olduğundan yönü ile birlikte korunmalı. İlk durumda K astronotunun kütlesi MK, L'nin kütlesi ML olsun. Fakat L'nin bu durumda momentumu yokmuş, sıfırmış zaten. K'nin momentumu ise sağa doğru MK çarpı VK yazıldı. L'nin momentumu sıfır olduğundan ilk hızı sıfırdı. Sıfır olarak işaretledim. Daha sonra ise K ve L Astronotlar ile oluşan sistemin toplam momentumuna ise P toplam demiş olayım. Bunu soruyor zaten. Bu da P toplam olarak yazıldı. Buraya buna eşitlendi. Yani aslında sistemin toplam momentumu K astronotunun momentumuna eşit. Yani MK çarpı VK'ye eşittir. Bu durumda sistemin toplam momentumu K astronotunun kütlesine MK'ye bağlı oldu. ML'ye bağlı değilmiş. Çünkü şurada buldum ifadede ML ile ilgili herhangi bir şey göremedim. K astronotunun hızına yani VK'ye de bağlıymış. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 olmak üzere D seçeneğinde. Yüklü noktasal K, ve M cisimleri yalıtkan iplerle tavana asılarak şekildeki gibi dengelenmiştir diyor. K, ve M cisimleri yükleri korunarak yatay sürtünmesiz ve yalıtkan düzlem üzerinde aynı doğrultu üzerinde şekildeki konumlarında sabit tutulmaktayken K ve M cisimleri aynı anda serbest bırakılıyorlar. L ise sabit tutulmaya devam ediliyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur diyor. Şekil 1'e baktığımda M yükünün düşeyden şu kadarlık bir açıyla uzaklaştığını, K'nin ise düşeyden şu kadarlık bir açıyla uzaklaştığını. K'nin açısı teta K, L'nin açısı teta L olsun ki bu K'nin açısının l'nin açısından küçük olduğunu gösteriyor. Yani teta k küçük teta l. m düşeyden daha çok uzaklaştığı için daha hafif. Yani kütlesi daha küçük olmalı. Bu da m'nin kütlesinin k'nin kütlesinden daha küçük olduğunu gösterir. M'nin kütlesi K'nin kütlesinden küçük yani K'nin kütlesi M'ninkinden büyük 3 aradığım cevaplardan biri oldu. Birinci yargıda ise K ve M cisimleri serbest bırakıldıkları anda L cismine etkiyen net kuvvet sıfırdır diyor. İkinci de K ve M cisimleri serbest bırakıldıkları anda M cismine etkiyen elektriksel kuvvet K cismine etkiyen elektriksel kuvvetten büyüktür diyor. K cismi L'ye doğru yaklaştığı için L ve K arasında bir çekim kuvveti oluşturmalı ki K L'yi FK kuvvetiyle çeker. L de K'yi aynı kuvvetle yani FK ile çekecektir. M yükü ise yine L'ye yaklaştığından L ve M arasında bir çekim kuvveti oluşmalı. Yani M, L'yi FL kuvvetiyle çekerken L'de F, L de M'yi FL kuvvetiyle çekmiş olmalı. K ve V cisimleri arasındaki etkileşim önemsiz oldu. Bu durumda bunu da yazmadım. Bu durumda bakın L cismi dengede olduğu için FK eşittir FL olmalı. Elektriksel kuvvet F eşittir K birinci yük çarpı ikinci yük bölü uzaklığın karesiydi. K'nin yükü Q'le, L'nin Q'le, Menin küme. Bunlar değişmedi ki. Aynı şekilde bıraktım. Uzaklık D1 ve D2 de sabit. Uzaklıklar değişmedi. Bu durumda FK ve FL kuvvetleri de değişmeyecek. K, L'yi FK ile çekerken M de L'yi FL ile ya da FM ile çekmiş olacaktır. Hayli bu iki kuvvet birbirine eşit olduğundan yine L dengede kalmış olacaktır. Üzerindeki net kuvvet sıfırdı. FK, FL'ye eşit olduğu için. K ve M cisimleri serbest bırakıldıkları anda M cismine etken elektriksel kuvvet K cismine etkin elektriksel kuvvetten büyüktür diyor ki zaten bakın K ve L birbirine eşitti. Yani M'ye etkiyen elektriksel kuvvet dediğim şey aslında FL imiş. Bu durumda K'ye etkiyen elektriksel kuvvet de imiş. Bunların hepsi de büyüklük olarak birbirine eşit olduğu için iki aradığım cevap olmadı cevabım 1 ve 3 olarak cihatça fizikte bulunmakta. Şekildeki sayfa düzeninde bulunan ve iş şiddetinde akımlar taşıyan çemberse tel ve sonsuz uzunluktaki düz telin çember şeklindeki telin merkezi olan O noktasında oluşturduğu bileşken manyetik alan B1'dir diyor. Bunu bulalım bakın. Evet manyetik alanı sağ kuralına göre bulmamız lazım sağ elin dört parmağı dönmeyi yani akımı gösterici şekilde tutulursa baş parmakta ekranın içini gösterir. Buradaki manyetik alan yönü çarpı olduğu bu halkadan kaynaklanan manyetik alandı. Peki telin oluşturduğu manyetik alanı bulalım. I akımı yukarı baş parmak i'yi göstermiş olmalı. Dört parmak da bu telin çevresinde dolanan şu manyetik alanı gösterir. Bu durumda sağ elin baş parmağı ekranın yukarısını gösterdiğinde üzerinden i akımı geçen telin manyetik alanı sağ tarafta çarpı solda nokta şeklinde olmalı. Halkanın manyetik alanı şuydu. K2 pi i bölü r idi. Telin manyetik alanı BTL olsun. Bu durumda BTL de K2 i bölü r olarak bulunur ki Bakın halkada pi kadar fazlalık var. Yani şuna B diyecek olursam buna pi B, 3B demem gerekiyor. Halkanın manyetik alanı büyük olduğundan bu durumda 3B ve eksi B. Çünkü yönler ters. Manyetik alan vektörel büyüklük olduğundan şu iki manyetik alanı birbirinden çıkarır ve o noktasındaki B1 manyetik alanını 2B olarak bulurum. 2B halkaya ait manyetik alan olduğu için buradaki manyetik alan yönü çarpı oldu. Böylece cevap A ya da B seçeneğinde bulunmalıdır. Şekil 2'de sayfa düzlemine birbirine paralel olarak yerleştirilmiş sonsuz uzunluktaki düz tellerin K noktasında oluşturdukları bileşken manyetik alan B2'dir diyor. Bakın yine şu baş parmak akımı gösterdiği halde 4 parmak da manyetik alanın dönme yönünü göstermeli. Bu durumda K'deki manyetik alan çarpı oldu. İkinci tele baktığımda yine akım aşağı doğru baş parmak ekran aşağısını gösterdiğinde dört parmak ise şöyle dönme yönünde olan manyetik alanı göstermeli. Yani buradaki manyetik alan da çarpı olmalı. Bu durumda K'deki manyetik alan B2'di B2 idi ve B2'nin yönü de iki tane içe doğru manyetik alanı vektörel olarak toplarsam yine içe doğru bir manyetik alan bulurum çarpı oldu yani. Bu durumda evet cevap A olarak gözüküyor. Şekil 3'te yan yana yerleştirilen i şiddetinde akım taşıyan bobinlerin merkezleri doğrultusunda bulunan L noktasında oluşturdukları bileşken manyetik alanı bulunuyor. Yine akımlar aynı. Uzaklıklar aynı olduğundan bakalım. Akım aynı. Birinci bobinde akım aşağı doğru. Dört parmak akımı gösterirken baş parmak ise manyetik alanın yönünü göstermeli. Dört parmağımızı bobini kavrayacak şekilde tuttuğumuzda Dört parmağın uçları ekran aşağısını yani akımı gösterirken baş parmak ise artı x yönünü göstermeli. Buna b demiş oldum. Hemen sağdaki bobine baktığımızda ise yine akım aşağı doğru dört parmak sağ elin dört parmağı akımın yönünü göstermeli. Akım aşağı doğruydu. Akımı gösterdi. Baş parmak yine aynı şekilde b manyetik alanını gösterir. Görüldüğü gibi L noktasında iki manyetik alan var. Ve bu iki manyetik alan toplanınca 2B olmalı. Yönde artı X şeklinde bulunmalı. Cevap Adana'da. Eşit yüzey alanına sahip 1, 2, 3 nolu paralel plakalı sağaçların levhaları arasındaki maddeler ve plakaların arasındaki uzaklıklar aşağıdaki şekillerde verilmiştir diyor. K, L ve M sağaçlarının Gerilimleri birbirine eşit olduğunda yük miktarları sırasıyla Q, 2Q, 3Q oluyor. Yani K'nin yük miktarı Q, L'nin 2Q, M'nin ise 3Q olmakta. Buna göre KLM sağları yukarıda özellikleri verilen 1 2 3 nolu sağlardan hangileridir diyor. Bakın hepsinin potansiyeli ve hepsine V kadarlık bir pil bağlanmış. Aynı pili bağladığımızı gösteriyoruz burada. Her birisine V kadar pil bağladım. Gerilimler birbirlerine eşit olduğunda yük miktarları bu şekilde oluyormuş. Üçüncü sadece baktığımızda P'nin yalıtkan maddesinin dielektrik kat sayısı havanınkinden büyüktür diyor. P yalıtkan maddesinin dielektrik kat sayısı EP havanınki de E olsun. Bu durumda C eşittir E A bölü D ydi. Hemen C1 için C1 eşittir e, A bölü D yazdım ki bakın E, A bölüdeydi. C2 için yazıyorum. Buradan C2'de E, A bölü D oldu. Yani bu da C1'in C2'den büyük olduğunu gösteriyor. C1, C2'den büyükmüş. C3 için yazalım. C3 eşittir. E, P, A bölü D şeklinde yazıldı. Bu epe A bölü D de C birden büyük. Yani C3 ifadesi de C birden büyük olmalı. Bakın sıralama yaparsam C3 C birden büyük bu da C 2'den büyük olmalıdır. Yük formülümüz Q eşittir C çarpı V idi. V zaten sabit. Hepsini aynı pili bağladığımdan C'si büyük olanın yükü daha büyük olmalı. Bu durumda C'si en büyük olan C3 olduğundan Yükü en fazla olan da bu olmalı. Yani 3Q, sonrasında ise L, 2Q, sonrasında ise Q yüklü sağaç gelmeli. Yani 3 numaralı sağacın yükü 3Q olmalı. 3Q, 3 numaralı sağaç olacaktı. 1 numaralı sağaç ise 2Q yüküne sahip sağaç. Bu durumda bir aradım cevaplardan biri olmalı. C2 yani 2 numaralı sağacın yükü de Q olmalı. Bu da B seçeneğinde bulunmaktadır. Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda birbirine paralel olarak yerleştirilmiş K ve L iletken levhaları gerilimi ve olan üreteçle yüklenmiştir. K levhasından serbest bırakılan artı Q yüklü X parçacı bir süre sonra şekildeki gibi V büyüklüğündeki hızla L levhasına çarpıyor. İlk hızı 0. Buna göre K levhasından serbest bırakılıp L levhasına çarpana kadar geçen sürede X parçacına ait Aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru olabilir demiş. İki levha arasındaki yüklü x parçacının ivmesi var. İvmesi de a eşittir q ve bölü d olmalı. D levhalar arasındaki uzaklık. D sabit. Üreticinin potansiyeli v sabit, q sabit. Bu durumda bu sabit ivmeli hareket yapacaktır. Sabit ivmeli hareket yaparsa düzgün hızlanan bir hareket olmalı. Bu durumda hız zaman grafiği Çizdiğim şekilde olmalı. A aradığım cevap olamayacaktır. Burada kinetik enerji ise iş eşittir enerji değişimine eşit olduğundan buradaki enerji değişimi sadece kinetik olacağından yapılan iş q çarpı v eşittir kinetik enerji son kinetik enerji ek eksi ilk enerji şeklinde yazılmalı. Yani ek eşittir q çarpı v şeklinde yazdım. V arttıkça kinetik enerji artar. V neye bağlı? E eşittir V bölü D. E paralel levhalar arasındaki E elektrik alanı sabit. Ve potansiyeli D'ye bağlı D arttıkça V artar. Bu durumda kinetik enerji ile yol birbiriyle doğru orantılı olduğundan. Yani D iken kinetik D iken potansiyel V kinetik EK. 2D iken potansiyel 2V kinetik 2EK olmalı. Bu durumda aradım cevap. B seçeneğinde bulunmalıdır. Zamanla kinetik enerjinin değişimi dediği için de ivmeli hareket yaptığından ilk hızı 0, sonra hızının V, daha sonra hızının 2V olduğunu düşünürsen 0T, 2T gibi bunu modelleyelim. Bu durumda ilk kinetik enerjimiz 0, sonra V olduğundan kinetik enerji V'nin karesiyle orantılı olduğundan EK, daha sonra ise 2V'nin karesi 4EK oldu. Yani düzgün bir artış gözükmüyor. C Ce aradım cevap olmadı. İme zaten sabit olmaydı. İmenin değeri kayın valide bölü damat murattı. Bakın ben buradan M'yi unutmuşum. M'yi tekrar yazayım. M de sabitmiş. Bu durumda zaten imenin sabit olup olmadı değişmedi yani. Konum zaman grafiği diyor. Bakın sabit imeli hareket yapan bir cismin konum zaman grafiği şöyle olmalı. Çünkü konum zaman grafiğin eğimi hızı verir. Eğim artmalı ki hız artmış olsun. Hızlanan bir hareket. Oysa burada konum zaman grafiğinde eğim sabit. Eğim sabit olduğundan hız da sabit olmalı. Oysa ki hız artıyor sıfırdan V'ye kadar artıyor. Bu durumda cevabı B oldu. Yine teyit edilmiş oldu. Sürtülmelerin önemsenmediği düzenekte yayın ucuna bağlı cisim KL noktalar arasında T periyotlu basit harmonik hareket yapmaktayken ivmesinin maksimum büyüklüğü A. Yani uçlarda ivme A, ivmenin sıfır olduğu yer ise O yani denge konumu. Hızının maksimum büyüklüğü ise V oluyor. Hızın maksimum büyüklüğü K noktasında. Hızının minimum olduğu yerler ise uçlarda yani K, V, L'de genliğin en büyük değere sahip olduğu noktalar. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğru? K cisminin ivmesinin arttığı bir zaman aralığında kinetik enerjisi azalır. Bakın O'dan L'ye giderken ivme artıyor ama hız azalıyor. Hız azalırsa kinetik enerji de azalacaktır ki bu kesinlikle doğru olur mu? Olur. Yine odan K'ye gittiğinde ivme yine artmakta. Hız V'den sıfıra düşüp azalmakta. Kinetik enerji de azalmaktaydı. Bu kesinlikle doğru olacaktır. K cisminin ivmesinin büyüklüğü A bölü 2 olduktan T bölü 6 süre sonra ivmesinin büyüklüğü yine A bölü 2 olur. İme basit harmonik harekette A eşittir. Omega kare çarpı de bulunuyor. Yani şurası X bölü 2 olsun örneğin. Tam 2'ye böleyim. X bölü 2. Çünkü X'ken ime A'ydı. X bölü 2 kadar uzadığında uzanın. X bölü 2 olduğunda ime A bölü 2 olmalı. Yani ime OL noktasının tam ortasında. Ya da OK'nin OK tam ortasında A bölü 2 olmalı. Bakın ne diyor? Diyor ki... A bölü 2 olduktan T bölü 6 süre sonra. Ya şu iki mesafeyi birbirine eşit yaptım ya. Şurayı T bölü 12 sürede alırsa burayı T bölü 6 sürede alması gerekiyor. Yine K onun tam ortası olduğundan şu arayı T bölü 12 sürede alırsa şu arayı da T bölü 6 sürede almış olması gerekiyor. İmesi A bölü 2 olduktan T bölü 6 süre sonra. Yani şuradayken Şuraya geldiğinde T bölü 6 kadar zaman geçti. İğme A bölü 2 iken A oldu. Allah Allah. İğmesinin büyüklüğüne A bölü 2 olur diyor. Bu kesin doğru olmadı. Hocam A bölü 2 olma durumu var mı? Var elbette ki. Bakın şu noktadan şuraya doğru hareket ederse T bölü 12 artı T bölü 12 T bölü 6 kadar zaman geçecek. Ama cismin hangi tarafa gittiğini bilmiyoruz. Söylenmemiş. Bu durumda bunun için kesin bir şey denemez. Yani şu noktadan K O arasındaki orta noktaya gelince ivme yine A bölü 2 oluyor. Fakat yönle ilgili herhangi bir şey hangi tarafa gittiğiyle ilgili herhangi bir şey söylenmediği için iki kesinlikle doğru olamaz. 3. K cisminin ivmesi A olduktan T bölü 2 süre sonra. Nerede A oluyor? Uçlarda. Yani L'de ya da K'de A oluyor. T bölü 2 süre sonra azının büyüklüğü V olur diyor. Yav L'den, o ya L'den O'ya döndüğünde T bölü 2 değil de T bölü 12 artı T bölü 6 T bölü 4 kadar süre geçiyor. Oysa adam T bölü 2 demiş. Buna da kesinlik yok. Bunu da eleyelim hemen. Hocam T bölü 2 süre sonra olma ihtimali var mı? Hızının büyüklüğünün ve olma ihtimali. T bölü 4. T bölü 4 daha giderse hızı 0 olur. Bu durumda cevap yalnız 1 olarak işaretlenebilir. Dünya güneş etrafındaki eliptik yörüngesinde dolanırken Dünyanın güneşin merkezine uzaklığı en fazla rmax, en az rmin olmaktadır. Buna göre dünya K konumundan L konumuna gelirken güneşin merkezine göre açsal momentum'un büyüklüğü ve dünyanın yarı çarp vektörünün her bir günde taradığı alanın değişimi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Açsal momentum gezegen hareketlerinde korunur. Çünkü Dünya ile güneş arasındaki çekim kuvveti herhangi bir torka neden olmaz. Bu çekim kuvveti dönme ekseninin merkezinden geçtiği için torku sıfır olmalı. Yani tork eşittir. F çekim çarpı şuraya dik uzaklık güneşin yani dönme eksenin merkezine dik uzaklık sıfır olduğundan tork sıfır oldu. Tork sıfır olursa tork eşittir. Açsal momentum değişimi bölü geçen zamandı. Şuraya 0 yazarsam buradan 0 eşittir delta L bölü delta T ve buradan açısal momentum değişiminin sıfır olduğunu yani sonraki açısal momentumun önceki açısal momentuma eşit olduğunu görürüm. Açısal momentum değişmez. A'yı, D'yi ve E'yi eledim hemen. Yine Johann Kepler'in kanunları olan Kepler kanunlarında Johann Kepler şunu diyor. Diyor ki yarı çap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Her bir gün 24 saat alınacağından her 24 saatte tarayacağı alanda aynı olacak, değişmeyecek cevap C'de bulunacaktır. Silindir şeklindeki içi boş kutu O1 ve O2 merkezlerinden geçen düşey eksen etrafında omega açısal hızıyla dönmekteyken kütlesi M olan kıvanç silindirin iç yüzeyindeki O merkezli yörüngede düzgün çembersel hareket yapıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Silindir dönerken kıvanç duruşunu bozmuyor. Kıvançın aşağı doğru ağırlığı var. Mg. Kıvanç burada dengeden kaldığına göre kıvanca silindir tarafından bir sürtünme kuvveti etki ediyor olmalı. Ve yukarı sürtünme kuvveti aşağı kıvancın ağırlığına eşit büyüklükte olmalı ki Kuvanç dengede kalabilsin. Kuvanç durgun olduğu için kuvanca etken sürtünme kuvveti statik olmalı ve statik sürtünme kuvveti kıvancın ağırlığına eşit büyüklükte olmalıdır kıvancın düşmemesi için. Kuvanç dengedeymiş diyor. Ya silindir kuvanca bir tepki kuvveti uygular N. Zaten görüldüğü gibi N tepki kuvveti, sürtünme kuvveti ve kuvancın ağırlığından başka da herhangi bir kuvvet bulunmamakta. Bu durumda kuvanç çembersel hareket yaptığı için kıvancı merkeze doğru iten en kuvveti aslında kıvanca etkiyen merkezcil kuvvetin ta kendisiymiş. Kıvanç dengededir diyor. Hayır, kuvanç dengede olamaz. Fs ile mg eşit fakat kıvanca o noktasına doğru bir merkezcil kuvvet yani en tepki kuvveti etketmekte. Kıvanç üzerindeki net kuvvet sıfırdan farklı olmakta kıvanç dengede olamaz. 2. Kıvanca etki eden merkezcili kuvvet silindirin iç yüzeyinin kıvanca uyguladığı tepki kuvvetidir. 2 de doğru oldu. Cevap 2 ve 3 olmak üzere E seçeneğinde. Bir kabın içine yerleştirilmiş şekil 1'deki çift yarıkta girişim deney düzeneğinde kap su ile doluyken suyun içinde yayılan tek renkli ışıkla oluşturulan girişim deseninde saçak aralığı x1 oluyor. Deneyin yapıldığı kaptaki su şekil 2'deki gibi boşaltılığında saçak aralığı x2 oluyor. Fan düzlemi şekil 3'teki gibi ışık kaynağına yaklaştırıldığında saçak aralığı x3 olmaktadır. Buna göre x1, x2, x3 arasındaki ilişki nedir? Delta x eşittir x dediği şey yani lambda l bölü d olmalı. Bakın evet lambda şu ışık kaynağından yayılan ışığın dalga boyu. Buralarda lambda. Şurada lambda. Suyun kırıcılık indisi havanın kırıcılık indisinden büyük. Havanın kırıcılık indisi 1 olsun. Bu durumda buradaki dalga boyları özelliklerini koruyacaklar. Yalnız bu ortamdaki kırıcılık indisi artınca dalga boyu da azalmış olmalı. Çünkü dalga boyu ile kırıcılık indisi birbiriyle tersti. Yani sudaki dalga boyu havadaki dalga boyundan daha küçük olmalı. Bu durumda bakın zaten şu uzaklığımız fant ve p'de arası uzaklık l. Şekil 2 de yine l. Şekil 3 de ise l artmış durumda 2 l olsun örneğin. Yarıklar arası uzaklık d 1 de 2 de yine de 3 de ise yine d olsun. Evet x1'i bulayım. x1 eşittir lambda azalmıştı. Lambda l bölü d ki bu lambda küçüktü zaten. Bunu da yazmış olayım. Azalmıştı. L bölü 2 mi diyeyim ya? L bölü 2 dezen buradan ne olur? Lambda L bölü 2 d olur. X2 için bulayım bunu yine. Yine lambda L bölü D şeklinde yazdım. X3'ü bulalım şimdi de. x 3 de lambda 2 L bölü D şeklinde bulundu ki buradan 3, 2, 1 şeklinde bir ifade bulunur. 3'ün en büyük olduğu, birinde en küçük olduğu seçenek D seçeneğinde. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.